Dostluk ve düşmanlık insanın kendi tercihlerinde olan bir şey değil. Bu iş insanın kendi tercihine bırakılsaydı, herhalde bir insan kendisine kim daha fazla iyilik yapıyor, kim daha fazla halini hatırını gözetiyor, kim daha fazla yumuşak muamele yapıyor, ihsanda bulunuyorsa ona daha fazla dostluk gösterecek yapıdadır. Ama bu şeyleri sana karşı yapsa bile eğer bidat ehliyse, günahkarsa, fasıksa Allah sana bir yükümlülük yüklüyor. Kalbinde sen serbest değilsin. Kalbin sevgisinde serbest değilsin. Bunda serbest olmadığın için, bu kalbin muhafazası için günahkar birisinin veya bidatçı birisinin sana bir ihsanı, güzel muamelesi, gülümsemesi sebebiyle kalbinin ona meyletmemesi için onlarla ilişkiyi de Allah düzenliyor. Bir yerde batıl söz konuşulduğunda dahi insanlar buna gülüşseler de senin orada durman caiz değildir. Bir yerde haram işleniyorsa senin orada durman caiz kılınmamıştır. Terk etmen gerekir. Neden? Çünkü insan zayıftır. Senin kalbini yaratan Allah seninden daha iyi bilir kalbini. Herhangi bir topluluk, kim bir topluluğun kalabalığını artırırsa onlardandır diyor İbn-i Mesud'dan gelen rivayette. Ebu Yala rivayet ediyor bunu. Kim bir topluluğun kalabalığını artırırsa onlardandır. Bu hadisi İbn-i Mesud'un rivayet etmesine sebep olan kısa şu. Bir düğüne davet edilir ve düğünde çalgı sesi işidir. Gayrimeşru sesler işidir. Ve hemen geri döner. Ve ona derler ki davete icabet etmek farz değil mi? Yani Müslüman üzerindeki hakkı değil mi? O da diyor ki Allah Resulü'nün böyle buyurduğunu işittim. Kim bir topluluğun karaltısını artırırsa o onlardandır. Ve orada Allah'a isyan ediliyor diyor. Yani bir araya gelme, insanlar arası diyaloglar, ilişkiler konusunda sıradan bir mükaleme, konuşma, sohbet, muhabbet bile olsa buralarda dikkat etmemizi din bize vacip kılmış. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuşmanın başına söylediğim bidat eline karşı selam verme, ona güler yüz göstermenin dahi bu dine ihanet olduğunu bildirmesi bu yüzden. Eğer hak dine iman ediyorsak bize yapılan iyiliklerden, güzel muamelelerden dolayı değil, Allah'ın dini için dostluğumuz, düşmanlığımız belirlenmeli. Bize kötülük bile etse, yani haklarımızdan bazı haklarımızı gözetmese bile Müslüman kardeşine, Müslüman olduğu müddetçe, tevhid ehli olduğu müddetçe ilişkini devam ettirmen, onunla bağını kesmemen Allah'ın emridir. Bak bu nefse zor gelen bir şeydir. Sana ters bakan birisine, sırf Müslüman kardeşin olduğu için, tevhid ehli kardeşin olduğu için bağlarını devam ettirmen emredilirken sana sürekli güler yüz gösteren, güzel muamele eden, hoşbeş eden bir insana bidatçı olması sebebiyle senin alakayı kesmen emrediliyor. Bu nefislere ağır gelen bir şeydir. Biz bu imtihanlara muhatabız. Cennetin ve cehennemin sahibi olan Allah bizden bunları yasaklıyor, şunları meşru kılıyor, şu şekilde davranmamızı emrediyor ve hiç kimsenin yanında biz Allah'ın azabından daha büyük bir azap bulamayacağımız gibi Allah'ın vereceği nimetlerden daha büyük bir nimet de bulamayız. Yani döndürüleceğimiz yer şüphesiz Allah'ın huzurudur. Onun göreceği hesap da en çetin hesaptır. Buna göre hareket etmemiz lazım. İlişkilerimizi, davranışlarımızı buna göre çevremizi düzenlememiz gerekiyor. Allah yardımcımız olsun.